Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu trafik çilesinin en çok yaşandığı Ordu Caddesi'nde yapılan düzenlemelerin açılışındaydı. Caddenin isminin Ordu ilinden geldiğini söyleyen rakibi Murat Kurum'a yol tarif etti. İstanbul'un göbeği olan Fatih'in bu caddesinin adı biliyorsunuz Ordu Caddesi. Arkamızda da iki tane cadde açılıyor. Vatan Caddesi vardır. Hemen sola doğru döndüğümüzde de Millet Caddesi vardır. Ordu Caddemiz var biliyorsunuz. İstanbul'da 81 ilden yaşayan kardeşlerimizin isimlerini taşıyan caddelerimiz, değerlerimiz var. Burası bir şehrin ya da bir yörenin adı değil. Vatan, millet, ordu kavramlarından adını alan caddelerden birisidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'a İstanbul'da yol tarif etti. Kurumun düzenleme vaat ettiği ancak İBB'nin zaten yayalaştırdığı Fatih'teki Ordu Caddesi'nde konuştu. AK Partili ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş insanlar bile bu yaptıklarından sonra oy verme eğilimini zayıflattığını düşünüyorum. Oy vermeyeceklerini düşünüyorum. Ordu Caddesi ismini vatan, millet, ordu kavramlarından alıyor. Ancak birkaç gün önce Murat Kurum caddenin ismini ordu ilinden aldığını düşünmüş. Bu nedenle de konuşmasında orduluları da anmıştı. Caddenin yayılaştırma projesi kapsamında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu rakibinin sözlerini de hatırlattı ve acemi aday vurgusunu yineledi. Acemiliği bir yana, aynı zamanda da ithal bir adaydır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle İstanbul'a geldi. Böyle gelen insanlar onun affı ile de görevden giderler. Büyükçekmece'nin bizden beklentileri var. Küçükçekmece'nin. Evet. Bugün bunu haber yaparlar. Şimdiden selam söylüyoruz onlara. İstanbul bilgisi var mı? Büyükçekmece neresi? Küçükçekmece neresi? Ya da hangi ilçe, hangi yakada, bunlara bakmak lazım. Bu seçim İstanbul'un iradesinin muhafızlığı seçimidir diyen İmamoğlu rakibinin Kanal İstanbul açıklamalarına dikkat çekti. Sayın aday daha düne kadar millete sanki böyle talimat vererek yapacağız dediğini hatırlıyorsunuz değil mi? Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız. Şimdi İstanbul'un gündeminde olan olmayan şey benim de gündemimde yoktur. Niye bana sürekli soruyorsunuz bu soruyu diye gazeteciye fırça atıyor. Temcit pilavı gibi. Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul. Ama nereye kadar biliyor musunuz? Az önce anlattığım gibi bir kişi ona talimat verene kadar. Talimat verdiği gün sabahtan akşama kadar Kanal İstanbul sayıklar. Arabalara yardım ediyoruz. Hiç endişen olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı öncesinde 200 bin gıda kolisi ve alışveriş çeki dağıtmaya da başladı. İmamoğlu Fatih'ten ayrılırken ona sesini duyuramayan bir genci Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat dinledi. Öğrenci ücretsiz toplu taşıma diye 4 yıl önce bir video paylaşıldı, evet. CHP. Niye bu vaat yerine getirilmedi başkanım? 100 bin üniversite öğrencisine burs vermiş, 5 bin sıfır olan yurdu açmış, üniversite öğrencilerinin yanında olmuş bir idareyiz.